istiyorum. Bir arada olmasını istiyorum. Birbirlerini sevmelerini istiyorum. Bu kavganın, terörün, anarşinin ortadan kalkmasını istiyorum. Allah'ın sevgisini kazanmak istiyorum. Benim davam bu. Yine internette yayınlanan bir haberde Hristiyanlar arasındaki Darwin karşıtlarıyla da birlikte çalıştığınızı okuduk. Bu doğru mu? Evet, ilk başta, ilk çalışmaya başladığım dönemde hem onların bilgilerinden istifade ettim, hem de buraya konferanslar, buraya gelmişlerdi. Who are they? Kimdi bunlar? Davet ettikleriniz. Yaratıcı Araştırma Enstitüsü mensupları. Members, yeah, it is called American Creation Research Center, is that right? Evet, evet. Okay. So it was yes. Araştırmanızın ilk dönemlerinde onlarla işbirliği içinde olduğunu söylediniz. Peki bunun sonrasında da devam beyond, etti mi bu işbirliği? Collaboration beyond that. Yok, sonra gerek kalmadı. Peki gelecekte onlarla yeniden birlikte çalışma gibi düşünceniz, niyetiniz var mı? Tabii, çok isterim. Yes, very much so. I would like to. Ben Hristiyanları çok seviyorum. I like Christians very much. Musevileri de çok seviyorum. Jews as well. Mesela İsrail'deki çalışmalarımın sonucunda İsrail'de gençlik büyük çapta dine döndü. Musevilik daha güçlendi şu an İsrail'de. Kitaplarınızda Yahudiliği de savunduğunuz sonucunu çıkarabilir miyiz burada? Tabii Yahudilik, Hristiyanlık. Ben bir Yahudinin iyi bir Yahudi olmasını isterim. İyi bir Musevi olmasını isterim. Bir Hristiyan iyi bir Hristiyan olmasını isterim. Müslüman da iyi bir Müslüman olmasını isterim. Kiliseler Hristiyanlarla da olsun. Sinagoglar Musevilerle de olsun, camilerde Müslümanlarla da olsun istiyorum. Herkes Allah'ı sevsin istiyorum ve varlığını anlasınlar istiyorum. En mükemmel televizyondan çok daha güzel bir görüntüyü beynimizin içinde meydana getiriyor Allah. Binlerce mühendis çalışıyor bir fabrikada, yüzlerce araştırma yapılıyor. Çok uzun zaman içerisinde elde ediliyor. Mesela bir Toshiba'nın yaptığı bir yahut başka bir firmanın yaptığı teknik alete baktığımızda yüzlerce binlerce mühendis ve teknik adam çalıştığını görüyoruz. Burada tesadüfen olmuyor televizyon. İnsanın beyninde meydana gelen televizyonun tesadüfen olduğunu iddia etmek akla uygun değil. Üç boyutlu çok kaliteli bir görüntü var insan beyninin içerisinde. Görüntünün netliğinden dolayı dışarıdaki cisimler gerçekten varmış gibi görünüyor. He was talking before about who is behind that. Darwinizm'den bahsederken bu düşüncenin arkasında Masonların olduğunu söylediniz. Evet. Fakat yanılmıyorsam Masonlar genel olarak dine karşı duran insanlar. Öyle değil mi? Evet, doğru. Yes, that's right. The theory of evolution is defended mainly. Bugün Avrupa'da Darwin'i destekleyen düşünce akımlarına baktığımız zaman bunların bilim ve aydınlanma adına bu desteği verdiklerini görüyoruz. Fakat bu noktada sizin düşünceniz nedir? Darwin bir bilim adamı değil miydi? Darwin'in söyledikleri bilim değil miydi? Yoksa aydınlanmanın bir parçası mı değildi? Darwinism is not part of enlightenment. What is Darwinism? Bilakis Darwinizm aydınlanmanın değil de kararmanın bir parçasıdır. İnsanları Allah sevgisine, insanların birbirine olan sevgisine, olan eğilimlerini ortadan kaldırmıştır. İnsanın ruhunu yok etmiştir. İnsanlardaki estetik güzellik anlayışını ortadan kaldırmıştır. Dostluk, kardeşlik anlayışını ortadan kaldırmıştır. Ve Avrupa'yı bir karanlık çağına sokmuştur. I was in the last conference you were as well there. Geçen basın toplantısında da bundan bahsedilmişti. Türkiye'deki yargı sisteminde çok sayıda masonun yer aldığını belirtmiştiniz. Dergide konuştuğunuz davasından söz edildi. Peki sizce Türkiye'deki masonlar da demin sözüne ettiğiniz gibi geleceğin karartma emelleri gidiyor olabilir mi? Türkiye'nin geleceğini karartma. Of darkening our, our future. Tabii ki. Yani masonluk genellikle kan dökülmesine, ihtilallere, savaşlara sebep olmuştur. Ya Birinci Dünya Harbi'nin, İkinci Dünya Harbi'nin çıkışında etkili olan, Fransız ihtilalini yapan, bu tip olaylarda, büyük olaylarda önde olanlar daima masonlar olmuştur. Karl Marx da, Lenin de bir masondu. Stalin de masondu. Hitler'i iktidara getirenler yine masonlardır. Bizde de Türkiye'de yani komploları yapanlar, gerek bize yapılan baskılarda giderek olmasa da, doları yoldan masonluğun etkisi çok büyüktür. He's talking about an indirect relationship which is that. Peki bu sözünü ettiğiniz dolayla ilişkinin yansıması But nedir? How does it bunun gerçek olduğunu nasıl biliyoruz?
How do you, what is this relationship? Mesela Ergenekon örgütünü kullanıyorlar, direkt müdahale etmeyip. Ergenekon'un Marksist kanadını kullanıp onunla eylem yaptırıyorlar. Üzerimize baskıyı onlarla elde edebiliyorlar. Devletin birçok kurum ve kuruluşunda örümcek ağı gibi yapılanmış durumda bu. Does he agree that I read about this Ergenekon investigation? It's supposed to be planned a coup d'etat, a darbe. Ergenekon örgütünün önümüzdeki yıl için bir darbe hazırlığı içinde olduğu ilgili haberler var. Konuda ne düşünüyorsunuz? A darbe, a coup d'etat for next year. Ergenekon'un tabii ki böyle bir planı vardı, doğru bu. Yani bunu belgelerden, açıklamalardan, şahısların izahlarından açıkça görüyoruz. Türkiye'yi ikiye bölmek istediklerini biliyoruz. Yani Marksist Doğu Türkiye, Marksist Batı Türkiye olarak ikiye ayırmayı düşündüklerini biliyoruz. Hadas yine olardı. Bunu nasıl biliyorsunuz? Onların kendi beyanlarından biliyoruz. From their own declarations. Gizlemiyorlar zaten, açık söylüyorlar. Because they do not make it secret. They share the information and announce the intention. Başkentlerini bile ayarlamışlar kendilerine göre. They have even decided upon the capital of that new formation. Mesela Diyarbakır'ı Komünist Doğu Türkiye için, İstanbul'da Komünist Batı Türkiye için başkent olarak hazırlıyor bu örgüt. Okay, what about this? Is this a Freemason symbol as well? Bu bir masonluk. Andırıyor ama değil. It looks like, but it's not. Okay. I guess I was wondering. So, but it's going to happen next. Like, baskınız kapatıldı mı? Hapis cezasını 3 yıllık bir ceza aldınız. Bu süreç nasıl işleyecek? At 3 years in jail or? Vakıf kapatıldı. Ama yine tabii bu bir fikir mücadelesi olduğu için bu fikir mücadelesi devam eder. Yani vakıfla bağlantılı olmaz. Hapsedilsem de yine fikir mücadelesi olduğu için yine devam eder. Çünkü ben cezaevinde de kitap yazmıştım daha önce. 3 kitap yazmıştım. Fikir adamı, dava adamı olduğum için bunlar normal. Bu tarz baskılar olur da. 9 kere suikast yapıldı bana. Peki bu...